Bugün düşünceme göre biraz yoğun bir gün olacak. O yüzden bir vlog denemesi yapayım dedim. Alışverişe gideceğiz. Çınar'ı eğlenceye götüreceğiz. Çınar'ın ayakkabı ihtiyacı var. Onu yapacağız. Ben de sizi yanımda götüreyim istedim. Umarım düzgün şeyler çekerim, paylaşırım. Ya da bu senin dediğin tarz değil mi? Evet. Bakayım ona. O neymiş? Bu güzelmiş. Bunun şeyine bakacağız. Hem de çok yazlık gibi de değil. Adına...
anlat market alışverişimizi. Sesin çok güzel geliyor çocuklar, çok iyi geliyor. Ne derler? Ekrana bakın bakın, bizi görmüyorsun. Sana neyden uzak dur demişiz. Senin ne zaman kameraya çekmemişiz? Senin kadar fotoğrafın videosu olan mı var? Bir sonraki günden selamlar. Ben şu vlog çekenleri öpüp başıma koyuyorum. Ne zor şeymiş ya vlog çekmek. Dışarıda çekim yapmak, parça parça çekim yapmak zormuş. Dünküleri seyrettiniz. Alışveriş, ayakkabı, trambolin parkı. Bugün günlerden pazartesi. Burak'a bir tane şey geldi. Amazon'dan eğitim geldi. Yeni bir şey açılmış. San Antonio'da şu anda iki tane Amazon ofisi. Bir tane de Prime, yani bu yiyecek, Wallhood'dan aldıkları yiyecekleri dağıttıkları şey var, ofis var. Yani 3 tane ofis var. Şimdi 4. bir ofis daha açıldı. Onu göstermeye çalışacağım. Yeni yapılmış. Bugün de şeyini yapıyorlar. 1 saatlik eğitim ve tanıtım turu yapıyorlar. Burak dedi sen de gel bir bak. Fakat ben arabadan indiğimde dediler ki sürücü kimse, yani asıl Amazon yapan kimse, o çıkması lazım. Dolayısıyla ben arabada kaldım. Şöyle bir göstereyim. Böyle arabaları sıra sıra dizdiler. Bu çekim yapıyorum dedi. İnşallah bana kızmazlar. Gerçi böyle yani çok da bir şey yok. Şu an insanlar çalışıyor. Şurada Amazon Prime arabaları var. Böyle Amazon ofisleri büyük büyük şeyler oluyor. Hangarlar gibi şeyler oluyor işte. O paketlemelerin yapıldığı. Yani PTT şey gibi, kargo firması aslında. Öyle düşünmek lazım. Ama çok büyük operasyon. Çok acayip özeniyorum. Çok bence eğlenceli. İşte şimdi burası da yeni kuruluyor. Ve asıl geldiklerinde dağıtım için, kutu almaya geldiklerinde nasıl bir yol izleyecekler onu şey yapıyorlar. Aa, bu abla da gelmiş. Sanki Türk'e benziyor. Tesettürlü. Türkçe konuşmadıkları sürece tesettürlülerin Türk olduğunu düşünüyorum. Yani bir de başı açık olup Türkçe konuşan birilerini duymam lazım. Sıkça soruyorsunuz bana. Yani işte eşim tesettürlü, sorun olur mu? Hiçbir sorun yok. Mesela Hintliler var. O yöresel kıyafetleriyle dolaşıyorlar sürekli. Öyle şeylere burada bakılmıyor yani. Sorun yok. Tüh. Daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Ama arabanın içinde kaldım. Kendim için değil. Ben hani böyle günlerce oturabilirim. Hiçbir sorun yok. Ama size gösterecek çok bir şey olmadı yani. Bu arada işte dün şeye gittik. Trambolin parka gittik. Bir saatine $17 ödedik. Ama hani 3 saat de dursaydık hadi çıkın diyecek bir şey yoktu. Hani bir kontrol mekanizması, bir şey yoktu, öyle söyleyeyim size. Eğlendi bayağı Çınar. İşte bu trambolin parklar biraz hayat kurtarıyor gerçekten. Sonrasında işte Skechers'ın outlet'ine gittik ama işte fabrikadan halka gibi gözüküyor, yazıyor dışında falan. Ama çok öyle aman aman fiyat farkı yok. Normal mağazasındaki fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. O Çınar'a aldığımız ayakkabı $35'di. Ha, etiketinde şey diyor. 60 dolardı, 35'e indi falan gibi bir ibare var. O mağazadaki hoşuma giden şey, ikincisini alırsanız %50 indirim diyor. O güzel. Bugüne kadar biz ondan faydalanmadık ama hani o İyi bir opsiyon gerçekten. Bir de tabii şey, clearance bölümü var. Orada da bayağı indirimli şeylere denk gelebiliyorsunuz. Mesela ben $19'a kendime böyle çok hoş bir ayakkabı buldum ama sonra ayağıma bir giydim. Şey gibiydi yani böyle. Ne denir ona?
kayık çok büyüktü. Almadık ama 19 dolar da iyi rakamdı yani Skechers için. Gerçi burada Skechers çok şey, herkesin ayağında yani, öyle bir şey yok, özelliği yok. Burada birçok marka öyle. Hani Türkiye'deyken böyle insanların giydikleri markaya göre falan yapabiliyorsunuz ya, burada öyle bir şey yok yani. Adam mesela şeye geliyor, gitmiş yardım kuruluşuna gitmiş yemek almak için. Ondan sonra ayağında şey var yani, Jordan spor ayakkabı var. Hani sen Jordan giyiyorsun, Jordan spor ayakkabı giyiyorsun da yemek almaya mı geliyorsun falan derler insana. Demiyorlar işte. Normal. Ondan sonra şey, sonra da işte biraz marketten görüntüler. O market HEB bizim Texas'ın, bizim Texas ama bizim arazi aldık burada. Texas'ın yerel marketi. Yani hani Walmart bütün Amerika'da var ama Texas'tan dışarı çıkınca HEB yok. Sanırım eyalet değiştirirsek en çok HEB'nin olmamasına üzüleceğim. Çünkü neden? HEB'de ki yiyecekleri şey buluyorum, lezzetli buluyorum. Şey yiyeceklerini, taze. İşte meyvesi, ondan sonra şeyi, nedir onun adı? İşte sebzesi, ama sebze diyemedim ya. Meyvesi, sebzesi taze, öyle söyleyeyim. Ne bileyim, daha şey geliyor. Hani Walmart'ta elektronik eşyadır, işte kıyafettir, odur budur, öyle şeyler tamam evet var. Ondan sonra işte onları bulabiliyorsunuz. Ucuz. Görece daha ucuz. Daha çok çeşit var. Tamam, buna da katılıyorum. Ama HEB hem fiyat olarak hem de dediğim gibi taze yiyecek açısından hoşuma gitmiyor değil. Whole Food da güzel. Orada fiyat olarak daha pahalı çünkü daha organik olduğunu iddia ediyor. Ama Whole Food bize uzak. Ne kadar uzak? Yani işte HEB'ye 7 dakikada falan gidebiliyorsak Whole Food'a bir 15-20 dakika araba sürmek gerekiyor. Oradan da bazen bazı şeyleri organik almamız gerekiyorsa Whole Food'a gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani bu hafta böyle bir şey denemek istedim. Birazcık daha şey yapmaya çalışıyorum açıkçası, videoların gidişatı. Hani tamam, evde oturup sohbet ettiğimiz videolar bizim de çok hoşumuza gidiyor. Biz kendimiz sohbet ediyorken onu sizinle paylaşmak bizim de hoşumuza gidiyor. Sonrasında aşağıdaki yorumları okuyup insanların bizimle aynı fikirde olup olmadığını görmek falan hoşumuza gitmiyor değil. Ama tamam, o belli bir aşamadan sonra hani ben de derim bunlar da hep evde oturuyor falan. Ama işte dışarı çıktığım zaman da ben telefondan çekim yapıyorum. Telefonu çıkartmak, Çınar'ı bir şekilde ayarlamak. İşte Burak her zaman kameranın açık olmasından çok şey olmuyor. Aa, bunu da mı çekiyorsun falan olabiliyor. Bana kalsa ben böyle burama takacağım kamerayı. Her şeyi size göstermek istiyorum. Her anımı sizinle yaşamak istiyorum.